Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz üçgende açıortay. Şimdi açıortay nedir? Bir tanıyalım. Üçgenin herhangi bir açısını iki eş parçaya bölen ışığının arkadaşlar köşe ile karşı kenar arasında kalan parçasına açıortay denir. Yani burada AN arkadaşlar BAC açısının açıortayı oluyor ve bu da NA ile gösteriliyor. Burada arkadaşlar şu bilgimiz önemli. İç açıortayların kesişim noktası iç T çemberin merkezidir. Yine önemli bir özelliğimiz de şudur. Açıortay üzerindeki herhangi bir noktadan arkadaşlar açının kollarına inilen dikmeler birbirine eşit oluyor. Yani burada F'nin EH'ye eşit olması. Aynı şekilde ayırdığı parçalar da yani AF ile AH'de yine birbirine eşit olur. Şimdi sorularımıza geçelim. Şimdi ABC üçgene baktığımız zaman BD'nin açıortay olduğunu söylemiş. 45 derece ve 2 birim ise x nedir? Şimdi arkadaşlar bu bir kere ikizkenardaki üçgen olduğu için 2 artı x bir dik kenar olduğu için diğer dik kenarı da hemen 2 artı x diyebiliriz. O zaman hipotenüs ne olacak? Ya da dur şöyle gidelim. Daha kısa olarak. Şimdi BD açıortaydan arkadaşlar bir dik inmiş kola. Diğer kola da dik inelim. Ne demiştik? Şu önemli özellikten. Bunlar eşit olacak. Burası da 2 olmalı. O zaman 45'in karşısı 2 ise 90'ın karşısı hemen 2 kök 2 olarak pratik bir şekilde bulunur. İkinci sorumuza bakalım. Burada da arkadaşlar açıortaydan dikilmiş ancak AD kolu biraz kısa kalmış. O yüzden bunu uzattığımızı düşünelim. Ve buradan yine dikindirelim. Ne olacak? Bu diklerin uzunlukları eşit olmalı. O yüzden buna ben 2 derim. Peki burası 5. Tamamı da yine 5 olmalı. O zaman şuraya 2 kalıyor. Yine x'in buradan 2 kök 2 olduğunu görüyoruz. İkizkenar dik üçgen olduğu için hipotenüs dik kenarın kök 2 katıydı. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Yine açıortaydan arkadaşlar kola bir tane dikilmiş ve 8 olarak ayırmış. Hatta bunun 6, 8, 10 üçgeni olduğunu görüyoruz. Peki diğer kola da dikindirelim. O zaman şu uzunluk 8 ve yine burası 6'dır. Peki AB 16 idi. O zaman 8 yukarıdaysa buraya da yine 8 kalır. Ve buranın da dik olduğunu söyleyelim. Yani kollara dikindirdik çünkü. Dolayısıyla alt tarafta oluşan üçgen 6, 8, 10 üçgeni olduğu için x'i 10 olarak buluyoruz. Bu arada arkadaşlar soruları çözümünü görmeden önce durdurup siz de lütfen çözmeye çalışın. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Yine 45 ve 60 dereceyi görüyoruz ve açıortayı görüyoruz. Şimdi bu 45, 45, 90 ve 30, 60, 90'ın özelliğini kullanmak için arkadaşlar burada N'den bir dik indirirsek. Burada 45 olduğu için ikiz kenar dik üçgen oldu. Peki neyin kök 2 katı kök 6'dır? Şuraya A desek arkadaşlar. A kök 2 eşittir kök 6 olacağına göre A buradan kök 6 bölü kök 2'den ne gelir? Kök 3 olur. Yani burası karekök 3'müş. O zaman bu dikme de karekök 3'tür. Peki aynı şekilde ben açıortaydan diğer kola da dikindirdiğim zaman yine bu uzunluğunda karekök 3 olması gerekir. Peki burada oluşan üçgende 30, 60, 90 üçgeni olduğu için 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısı 1 oluyordu ve 90'ın karşısı da 2 olarak bulunur. Yine 30, 60, 90 üçgeni arkadaşlar çok önemli. Bir kez daha söyleyelim. Şimdi bu soruya baktığımızda ABC üçgeninde iç T çemberin merkezi F idi. Neydi arkadaşlar iç T çemberin merkezi? Açıortayların kesişim noktası. Dolayısıyla biz burada mesela BF'yi birleştirdiğimiz zaman
buranın kesinlikle açı ortay olduğunu söylemeliyiz. Ve aynı şekilde FC'yi birleştirdiğimiz zaman da yine açı ortay olduğunu söyleyebiliriz. Peki, şimdi DF AB'ye paralel. Arkadaşlar DF AB'ye paralel. Bakın burada Z kuralını şöyle biraz büyütelim. Z kuralından şu açıyla ikisine de aynı açıyı koymuşuz. Şuna noktalı açı diyelim. Arkadaşlar Z kuralı gereğince şu açıda noktalı açıdır. O zaman burada oluşan BF'de ikizkenar bir küçük. Pardon, ikizkenar üçgen oldu. BF 4 olduğu için BD de 4 olur. Aynı mantıkla EF de AC'ye paralel olduğu zaten bize verilmiş. Yine burada da Z kuralından şurası çizgili açı olur. Ve bu uzunluk 5 olduğu için ikizkenar üçgenden EC de 5 olur. Dolayısıyla BC'nin tamamı ne olmuş oldu? 4, 6 ve 5'in toplamı yani buradan 15 olur. Evet, açıortayla ilgili ilk örneklerimiz bunlardı. Şimdi devam edelim. İç açıortay teoremi. Arkadaşlar, bir üçgende açıortay gördüğümüz zaman şu en çok kullanılan kurallardan biri, teoremlerden biri daha doğrusu. Ne diyor burada bize? C'nin B'ye oranı, bakın C'nin B'ye oranı eşittir X'in Y'ye oranı. Yani buna açının kolları ve bacakları diyen öğretmen arkadaşlarımız da var. Evet. Bir de arkadaşlar ikinci olarak açıortay uzunluğunu bulduran formülümüz var. Bu da karekök içinde CB çarpı XY'dir. Şimdi hemen bunları uygulayalım bakalım. Sorumuza bakalım. CD açıortay 3 ve 4 verilmiş. Bir de üçgenimizin çevresi verilmiş. Şimdi bu kural bize diyor ki arkadaşlar, yani 3'ün 4'e oranı şu AC'nin, hatta bunu yazalım. 3'ün 4'e oranı AC'nin kime? BC'ye oranına eşittir diyor. Yani ben o zaman burada AC'ye 3K ve BC'ye de 4K diyebilirim. Peki üçgenin çevresi de 21'di. O zaman arkadaşlar 3K artı 4K artı diğer uzunluğunda 7 olduğunu görüyoruz. 7 ne olmalı? 21 olmalı. Buradan 7K eşittir 14 ve K'yı 2 buluyoruz. Peki bunu 2 bulduk. Yerine yazalım. O zaman burası 6 olur. BC ise 8 olur. DC kenarını bul, yani DC'yi bulacağız. Yani açıortayı. Burada arkadaşlar x diye. Şimdi açıortayı bulduran formül nasıldı? Arkadaşlar hemen burada görüyoruz zaten. Buradan x eşittir karekök içinde 6 çarpı 8 eksi bu açıortayın ayırdığı uzunluklar. 3 çarpı 4. Evet. Buradan da 6 kere 8, 48 eksi 12'den karekök 36 olur. Bu da arkadaşlar dışarı 6 diye çıkar. Demek ki bu uzunluğumuz da 6'ymış. Evet, şuraya bakalım. 4 birim, 6 birim ve 5 birim. Buna göre x nedir? Şimdi yine arkadaşlar 4'e 6 oran burada da BD ve DC'de de var. Yani ben 4'e gelen kısma direkt 4K, 6'ya gelen kısmı da 6K diyebilirim. Hatta bunları sadeleştirip 2K'ya 3K da diyebiliriz. Daha güzel olacak. Şuraya 2K diyelim. Buraya da 3K diyelim. Tamamı zaten BC'yi de bize vermişti burada. O zaman 2K artı 3K'nın 5 olduğunu görüyoruz. Yani buradan arkadaşlar 5K 5. Demek ki K 1'miş. O zaman biz direkt BD'ye
2 yazalım. DC'ye de 3 diye. Yine açıortayı bulduran formülümüz neydi? X eşittir karekök içinde 4 çarpı 6 eksi 2 çarpı 3. Bu da 6 kere 4. 24 eksi 6'dan arkadaşlar karekök 18 olur. Bu da 9 çarpı 2 olduğu için 3 kök 2 olarak bulunur. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. ABC üçgeninde bir açı ABC açısı BAC açısının iki katı. Şimdi bu açıya arkadaşlar alfa dersek, şekilde de bunu yazalım. BAC'ye alfa diyoruz. O zaman ABC açısı şu açı 2 alfa olmuş. Buna göre x nedir? Şimdi biz bu 2 alfalık açıyı arkadaşlar açıortayını çizersek alfa alfa diye parçalar. Peki şimdi açıortay olduğu için bakın 2 ve 6 olan kenarı nasıl kullanırız? Yine bu açıortayın ayırdığı uzunluklar da o zaman 2'ye 6 oranına sahip olur. Yani 2'ye 2 bölü 6 oranı aynı zamanda 1 bölü 3 olduğu için ben şuraya k, şuraya h noktası dersek a, h'ye k, hc'ye de 3k diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar a, h, b üçgenine dikkat edelim. Alfa alfa olduğu için bu bir ikizkenar üçgen oldu aynı zamanda. Dolayısıyla b, h de k olur. Ve buradan yine açıortayı bulduran formülde biz k'yı bulabiliriz. Ne diyordu bize o formül? Bu açıortayın uzunluğu eşittir. Kök içerisinde 2 çarpı 6 eksi ayırdığı parçalar. Rın çarpı yani k çarpı 3k. Buradan k eşittir. Karekök içinde 12 eksi 3k kare buluyoruz. Şimdi arkadaşlar kareköklü ifadeden kurtulmak için iki tarafın karesini alırsak bu kare karekökü götürdü. O zaman k'nın karesi eşittir 12 eksi 3k'nın karesi oldu. Eksi 3k'nın karesini diğer tarafa attım. Yani 4k kare eşittir 12 oldu. Şuraya devam edelim. İki tarafı da arkadaşlar 4'e bölersek k'nın karesini 3 buluyoruz. Dolayısıyla karekök aldığımız zaman da k kök 3 oluyor. Bir uzunluk olduğu için burada mutlak değer kullanmamıza gerek yok. Şimdi k kök 3 ise arkadaşlar x dediği yerde ac idi. O zaman onun tamamı ne olmuş oldu? 4k olmuş oldu. Yani cevabımız o zaman 4 karekök 3 olur. Evet, bu da güzel bir soru. Şimdi gelelim dış açıortay teoremi. Arkadaşlar bir üçgende şeklimizi inceleyelim. AD, şimdi CAE dış açımız. Buradan bir açıortay çizildiği zaman burada da şöyle bir oran kullanıyor. DC'nin tamamına oranı. Yani x bölü x artı a. Şuraya bakalım. Eşittir b bölü c olur. Evet, bu da yine çok kullanılan bir orantımız. Aynı şekilde buradaki AD uzunluğunda bulduran formülümüz burada gördüğünüz gibi x çarpı a eksi b çarpı c'dir karekök içinde. Şimdi bunu kullanalım. Şimdi ABC üçgenine dikkat edelim. AD ABC üçgeninin dış açıortayı. O zaman arkadaşlar dış açıortay teoreminden ne yapıyorduk? Açıortayın bittiği yerden DB'nin tamamına oranı yani x'in x artı 3'e oranı eşittir 2'nin 4'e oranına diyor. Burada 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 1 bölü 2 olur ve içler dışlar çarpımı yaparak 2x eşittir. X artı 3. Buradan arkadaşlar x'i 3 olarak buluyoruz.
Evet. Şuraya bakalım. Şimdi burada hem iç açıortay var hem dış açıortay var. Arkadaşlar öncelikle iç açıortaydan şöyle diyebiliriz. Şimdi AE iç açıortay olduğu için ve bu parçalar 2'ye 3 olduğu için aynı oranlar bu kenarlarda da var. Yani kollarda vardır diyebiliriz. Yani şuraya ben 2K, AC'ye de 3K diyebilirim. Şimdi bunu dedikten sonra yani şuraları bir sileyim. Dış açıyı dış açıortayla kullanalım. Yine arkadaşlar burada dış açıortay bittiği için ne diyebiliriz? DB'nin tamamına oranı, yani yazalım, x'in tamamı x artı 5 oluyor. Dikkat edelim. X artı 5 oranı eşittir 2K'nın 3K'ya oranı. Burada zaten K'lar birbirine götürür. Ve içler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir 2x artı 10 ve buradan x'i 10 olarak buluruz. Evet. Evet arkadaşlar, dersimiz burada bitiyor. Şimdi ekranda sizin için bir test var. Bu testi arkadaşlar çizerek, defterimize çizerek çözmeye çalışıyoruz. Daha sonra da yapamadığımız sorulara beraberce bakıyoruz. Ben şöyle bütün soruları görün diye ekrana getireyim. Siz durdurup defterinize bunları çiziniz. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.